Günaydın. Bugün 4 Ocak 2024 Perşembe. Munstar TV'de yeni bir güne bakış programıyla karşınızdayız. 2024'ün yeni yılın ilk günlerini yaşıyoruz sevgili seyirciler. Ve ne yazık ki Türkiye'ye baktığımızda hukuksuzluğun, baskılığın, zorbalığın dozu her geçen gün daha da artıyor. Şunu Artık çıplak gözle çok net görüyor milyonlarca insan Türkiye çok karanlık bir tünele, belki de ucu kapalı bir tünele doğru hızla ilerliyor. Önümüzde artık sadece bir yerel seçim kaldı. Bunu da insanlar görüyor, görenler, görmek isteyenler, algılarını açanlar görüyor ama biliyoruz ki hala görmeyen de geniş bir kitle var. Oysa buna dair o kadar çok örnek yaşanıyor ki mesela yeni yılın ilk programında anlatmıştık. işte Galata Köprüsü üzerinde düzenlenen AKP'nin düzenlediği o miting. Bilal Erdoğan, Erdoğan'ın oğlunun konuşma yaptığı o miting. Damatların, Erdoğan'ın damatlarının boy gösterdiği o miting. Yine çok sayıda insanın şeriat, hilafet sloganları attığı ellerinde bunun pankartlarıyla, flamalarıyla dolaştığı bir miting İstanbul'un kalbinde. Buna bir örnek değil miydi? Ülkenin gittiği, yönlendirildiği, götürüldüğü karanlık bakımından sevgili seyirciler. Anayasal düzene karşı bir ayaklanma provası değil miydi bir anlamda? Sadece meydanlar mı? Bakın süreci uzun süredir takip ediyoruz. Neden bahsediyorum? Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı verdi. Can Atalay derhal serbest bırakılsın dedi. Yerel mahkeme tanımadı. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne bir darbesi vardı ve ikinci kez Yargıtay yine ülkenin anayasa mahkemesinin kararını tanımadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi tutuklu Türkiye İçi Partisi Milletvekili Can Atalay dosyası ile ilgili bir kez daha skandal bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının hukuki değeri olmadığını savunan Yargıtay karara uyulmamasına hükmetti. Kararda Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin eski başbakan İmran Han hakkındaki kararına da atıf yapıldı. Türkiye İççi Partisi'nden bu bir yargı kararı değildir, darbedir açıklaması yapıldı. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin iki kez üst üste verdiği ihlal kararına rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın tahliyesi Yargıtay tarafından bir kez daha engellendi. Bu bir darbedir. Sırtına yargıç cübbesi giymiş, yüzüne hakim maskesi takmış bir grup şahıs hukukla, yasayla, anayasayla hiç ilgisi olmayan sözde kararlar alarak açıkça halk iradesine, anayasanın açık hükmüne karşı ısrarlı bir başkaldırı eylemi içinde. Bu süreklilik arz eden eylem açık söylüyorum. Anayasal düzene, adalet sistemine ve parlamentoya yönelik bir darbe girişimidir. Artık hukuksal açıdan yorumlama, anayasayı hatırlatma, emredici kanun hükümlerini göstermeye gerek falan duymuyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun anayasasına ve parlamentosuna karşı bir grup maskeli, suçlu, hakim darbeye yeltenmektedir. Değerli yurttaşlar, biz bugüne kadar sözümüzü hiç sakınmadık. Bundan sonra da sakınmayacağız. Biz bu 12 Eylül Anayasası'na ilk gününde, AKP eliyle bir saray rejimi inşa etmek üzere yapılan değişiklikler sırasında hep hayır oyu verdik. Biz bu anayasayı değiştirmek istediğini en açık, en net söyleyen siyasi partiyiz. Elbette yurttaşların ya da siyasi partilerin anayasayı eleştirmesi temel bir hakken anayasal kurumların başta yargı ve kolluk kuvvetleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının anayasaya uymaması yalnızca ve yalnızca darbe olarak adlandırılabilir. Biz nasıl beğenmesek de anayasaya uymak zorundaysak Tayyip Erdoğan da uymak zorunda. Sokaktaki insan nasıl uymak zorundaysa yargıtay üyeleri de uymak zorunda. Nokta. Biz sözümüzü hiç sakınmadık. Bundan sonra da sakınmayacağız. Bu kararın altında imzası olan tüm yargıta üyeleri hakkında anayasaya karşı darbe girişiminde bulunmaktan suç duyurusunda bulunacağız. Bu imzayı atanları cesaretlendiren, yönlendiren ve teşvik eden iktidar partisi AKP ile onun destekçisi MHP yöneticileri hakkında anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmaktan suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugün AYM kapısına kilit vurulmuştur. AYM üyeleri de tüm hukuk kurumları ve teker teker tüm hukukçular buna karşı net bir duruş göstermelidir. Ve ayrıca Meclisteki tüm muhalefet partilerini ve iktidar partilerinde olsa bile eğer varsa hala vicdana ve hukuka sahip çıkan milletvekillerini sorumlu davet ediyoruz. Yarın itibariyle tüm muhalif siyasi partilerin kapısını çalacak. Meclisin acil toplantıya çağrılması için destek talep edeceğiz. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına açık çağrı yapıyorum. İç düzüğün size verdiği yetkiyi hatırlatıyoruz. Sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni derhal toplantıya çağırmalısınız ve bu konu görüşülmeli. Tüm muhalefet partilerine çağrı yapıyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili sayısı olağanüstü toplantı için yeterli değil. Ancak hep birlikte talep edersek bunu yapabiliriz. Meclis iradesine karşı bir gasp girişimine karşı toplanmayacaksa ne zaman toplanacak? Meclis kendisine yapılacakları Anayasaya uymama çaresiyle birlikte dikte edenlere karşı halk iradesine sahip çıkmayacaksa ne zaman toplanacak? Türkiye İşçi Partisi olarak mücadelemizi mümkün olan her kulvarda sürdüreceğiz. Hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Meclisten vazgeçmeyeceğiz. Sokaktan vazgeçmeyeceğiz. Halka doğruları anlatmaktan, suçluları teşhir etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Her yerde, her kulvarda, her araçla hem yoldaşımız milletvekilimiz Can Atalay'ın esir alınmış olmasına karşı hem de ülkemizin tepesine çöreklenmiş bir grup maskeli suçluya karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm siyasi partileri, milletvekillerini, hukuk kurumlarını, hukukçuları, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve teker teker tüm yurttaşlarımızı bu zalimliğe, bu zorbalığa karşı hep birlikte karşı durmaya çağırıyorum. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bir canımız var. Onu da bunlara verecek değiliz. Hepinizi inanç, kararlılık ve umutla selamlıyorum. Türkiye İçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın bu çağrısı bakalım nasıl karşılık bulacak? Özellikle günün ilerleyen saatlerinde bu gelişmeler daha da netleşecek. Fakat İlk açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk açıklama Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bu iş bilmez hükümet ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz. Yarın toplanacak parti meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de Yargıtay kararına dair açıklama geldi. İktidarın ülkemizde sebep olduğu anayasal demokrasi yoksunluğu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını reddetmesiyle birlikte bir anayasal devlet krizine dönüşmüştü. Bugün tekraren Anayasa Mahkemesi kararının tanınmamasının ilanıyla görüyoruz ki bu krizi çözmekle yetkili olan ve çözeceğini beyan eden Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmesi bile bir kriz haline gelmiş. Yani artık Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukuk devleti niteliğini korumak için yetki kullanımı yasak. Ama her türlü krizi çıkartmak serbest. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı uygulatması yasak. Ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasayı çiğnemesi serbest. Yargı mensupları için AK Partili'ye dokunmak yasak. Ama iktidarın hedef gösterdiği herkesi tutuklamak serbest. Ez cümle hukuk yasak, gayrimeşruluk serbest. Evrensel Gazetesi'ne konuşan Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz şöyle diyor. Bu düzenin artık ne adaletle ne hukukla bir bağ kaldı. Çok çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Maalesef daha da otoriterleşen bir rejimle karşı karşıyayız. Anavatan Partisi eski genel başkanı Nesrin Nas, Can Atalay üzerinden hepimize bu ülkede anayasa falan yok, kaderiniz, canınız, Özgürlüğünüz, malınız, geleceğiniz bizim elimizde. Biz ne dersek o diyorlar. Bu hukuk tanımazlığı ancak halkın gücü sınırlandırır. 31 Mart bu nedenle hayati mesajı paylaştı. Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu Yargıtay kararını ekonomi açısından değerlendirdi. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına hukuki değeri yok demesinden sonra her şey Özellikle de ekonomi çok daha kötüye gidecek. Dönüşü yok. Nereden mi biliyorum? Birebir aynısı Venezuela'da yaşandı. Ekonomi mi, piyasalar mı? Adı Anayasa Mahkemesi olan en üst derece devlet organının kararına hukuki değeri yok deniliyor. Uyulmuyor. Pakistan örnek gösteriliyor. Hepimiz ve ülke için çok acınası bir durum. Geçmiş olsun. Ekonomi demişken TÜİK'e göre enflasyon Aralık ayında yıllık %64,77'ye yükseldi. Enflasyon araştırma grubu ENAK yıllık enflasyonu %127 olarak açıklamıştı. Öte yandan DISKAR en yoksul %20'lik gelir grubunun gıda enflasyonunu %113,1 olarak açıkladı. Ülke elbette bu noktaya böyle bir iki günde, bir iki yılda gelmedi sevgili seyirciler. Uzun bir süreç. Şöyle geriye doğru baktığımızda, şimdi bu programda, bu kısa sürede geriye doğru bütün bu süreci konuşacak değiliz ama programlarımızda hep adalet can çekişiyor diyorduk. Özellikle son yıllarda. Bugün herhalde hep birlikte artık bunu çok net ifade edebiliriz ki ülkede adalet öldü. Öyle ki kamudaki torpil talepleri bile canlı yayında inceleniyor, değerlendiriliyor. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can kendisine gelen torpil taleplerini okuyup tek tek dönüş yaparken Fox Haber kameralarına suçüstü yakalandı. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Cana torpil için mesaj gönderenlerden birinin AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine modacı Barbaros Şansal'dan AKP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye bir mesaj geldi. Bu cezaevindeyken nişanlısını bedava gelinlik için bana getirmişlerdi. Adam içerideyken kadın en pahalı gelinliğin peşindeydi. Tabii ki dikmedik. Nezaketimizden kapıya kadar yolcu ettik. Barbaros Şansal güzel söylemiş. Nezaketimizden kapıya kadar yolcu ettik. Ülkenin bu tablosunun bir numaralı sorumlusu Erdoğan, Erdoğan'ın partisi AKP ve bu rejim. Keşke bundan artık sıkılan, sıkılması gereken, yorulması gereken halk sandığa gitse de nezaketen bu iktidarı şöyle kapıya doğru yolcu etse, kapıyı da arkasından kapatsa ve bir daha lütfen geri gelmeyin dese diyerek bugünkü güne bakış programını kapatalım. Cuma günü haftanın son mesai gününde son güne bakış programında Türkiye saatiyle sabah 7'de bu ekranlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.